Sen nasıl bir evde, nasıl bir aileyle geldin bu dünyaya? Van'da doğdum. Yani şey, görece sanırım modern bir ailede doğduğumu düşünüyorum. Zaten çocukken ben İzmir'e yerleştik. Biraz daha aslında Batı kültürüyle büyüdüm ve sanırım müziğimin üzerinde de bunun etkisi var. Aslında güzel bir ailem vardı. Yani evet, annem babam sonradan boşandılar. Aslında işte liseden itibaren benim zaten kopuş noktam, onların problemleri oldu. Ama o zamana kadar mesela ilkokul ve ortaokul dönemi falan güzel bir çocukluk geçirdiğimi söyleyebilirim. Çok problemli, çok sıkıntılı değildim yani. Çocukluktaki baba işte beni biraz erkek gibi büyüttü. Muhtemelen herhalde güçlü olayım diye mi böyle yaptı, ben onu da bilmiyorum ama. Şeydi işte, düşün mesela beni kendi berberine falan götürüp tıraş ettirirdi. Sanayide dükkanı vardı, ben onunla beraber sanayiye falan giderdim. İyi bir baba, evet iyi bir baba. Peki anne? Nasıl bir anne vardı sen büyürken? Yani annem daha, mesela babam çok şeydir, kendiyle ilgili son derece moderndir, kendine karşı. Annem çok tersi, çok muhafazakardır. Daha şeydi yani, mesela benim babam ne kadar özgür olmamı istiyorsa, annem o kadar aslında benim biraz daha kız çocuk gibi tırnak içinde büyümemi falan istiyordu. Biraz aslında onların da çok çatışması oldu bu noktada. İkisi çok inanılmaz zıt karakterler, bütün hayata bakış açıları çok farklı. Ben biraz arada kaldım. Hatta işte ergenlik döneminde falan annemden nefret ettim. Çünkü kısıtlamaya çalışıyor beni gibi falan. Ama şu an düşündüğümde gerçekten benim annem çok fedakar bir anne. Hani babam hepimizi bırakıp gittiğinde o kaldı başımızda. Hep çatışmalar duydum Rapper'ini anlatırken. Babadan başlarken de duydum. Çocukken yanında ve var. Ergenliğinde baskı var, yetişkinliğinde çok yok. Anne babanın gidişinden sonra bütün aileyi daha fedakarlıkla almaya çalışıyor ve onların arasında çatışmalar var. Çatışma göç ettiğin yerler içinde var. İzmir'e gidiyorsun. Bunun olması bile utanç verici ama doğudan gelen bir çocuk olarak orada etiketleniyorsun. Evet. İzmir'den doğduğun yerlere gidiyorsun. Oradakinden farklı bir çocuk olduğun için orada etiketleniyorsun. Evet. Hep bir ötekileştirme yani. Bugün müziğinde dolu dolu söylediğin Türkçe şarkıların ve Kürtçe şarkıların var. Ama aslında bütün bu çatışmalardan iki müziği de, belki iki kendine ait ruhu da çıkartmış oluyorsun. Evet. Ne yaşadın İzmir'de ötekileştirme dediğin? Ya şey, o kro damgası yani. Hı-hı. İşte bir kelime söylüyorsun ve o kelime aslında belki de yöresel bir kullanım. Ama onu alıp direkt işte Kürt bu, kro bu falan gibi aşağılamalar falan vardı. İşte bir yerden sonra ben zaten, biz şey büyümedik yani. Ve çok az konuşarak büyümedik. Düzgün bir Türkçeyle büyüdük. Benim Türkçem çok düzgün olduğu halde ben bu şeyi yaşadım. Benden daha kötüsünü gördüğüm için de bende belki büyük bir tepki oluştu. Diyarbakırlı bir çocuk vardı sınıfımızda. Ejder diye bir çocuk. Çocuk ağzını bile açamıyordu ya. Çocuk ağzını açtığı anda gülüyorlardı, dalga geçiyordu. O çocuk hiç konuşamıyordu. Mesela o beni çok etkiledi. Rapper'in hayatının her döneminde aidiyet aramış. Aidiyet insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Türkiye'nin, dünyanın neresine giderse gitsin bir çocuk. Eğer ailesi tarafından, bulunduğu sosyal çevresi tarafından, bulunduğu yer ona evi olarak hissettirilmezse, o kişi içeride, somut bir evin içinde bile olsa kendisini evsiz hissedebiliyor. Rapper'in tüm hayatında aslında bir evini bulma çabası var. İzmir'deyken Van'da bıraktığı evine, Van'dayken İzmir'de bıraktığı evine. Tüm bu kültür kargaşasının içerisinde farklı yerlerde farklı insanlar tarafından ötekileştirilmesine bugün bir isyan ediyor aslında. O hep bir ev aramış kendine. Çünkü evin güvenliği anne babanın bize yaşattığı hislerden başlar. Bulunduğumuz yerlerde, bölgelerde, içine karıştığımız kalabalıklarda da biz o güvenliğe sırtımızı yaslamak isteriz. Rapper'in o güveni erken yaşta yaptığı evlilikte de aramış. Ama hem o evlilikte hem sonraki ilişkilerinde bunu bulamamış.